12'ye 2'ye baktığımızda akredip anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak gönderdik. Kur'an okunan anlaşılıp en güzel şekilde ahlaka dönüşen, davranışa dönüşen bir ilahi mesaj doğrultusunda inşa olma kitabıdır. Allah Resulü de belirtmekte, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kur'an güzel ahlakı en güzel şekilde gerçekleştirmek için ilahi kaynaklı bir kitaptır. Allah'ın kitabıdır, Allah'ın ölçüsüdür. Kullarını en güzel şekilde inşa etmenin ölçüsüdür. 2'ye 118'e baktığımızda buradan bir pasaj olarak ayetin bir kısmını belirtiyorum. Bilmek isteyen kimseler için ayetleri iyice açıkladık. Allah'ın kitabında, Allah'ın ölçüsünde ayetler birbirini açıklamaktadır. Kur'an'ın okunması ve anlaşılmasında temel bazı kavramlar, kavram çerçevesindeki Kur'an'a serpiştirilmiş olan farklı ayetler bir araya getirilir, toplanır ve konu o konuyla alakalı kişiyi ya da kişileri, aileyi, toplumu aydınlatıcı mesaj açık bir şekilde ortaya çıkar. Cihat kavramı geçmiş dönemde direkt olarak kafiri bulduğun yerde öldür. İşin gerçeğinde cihatın mesajı çok daha farklıdır. O konuyla alakalı, o kavramla alakalı bütün ayetleri bir araya getirilip çalışma yapıldığında işin gerçeğinde anlaşması olan farklı inançtaki insanlara baskı ve zorbalık yok. Hayatlarını ortadan kaldırmak, mallarına sahip olmak ya da eşlerine sahip olmak tarzı anlayış yanlıştır. Malı, eşi helaldir tarzı anlayışlar değişik dönemlerde kullanılmış ya da bu doğrultuda görüşleri ileri sürülmüştür ama işin gerçeğinde böyle bir şey yok. Anlaşmalarını bozmaz ve saldırmazlarsa, barıştan yana, insanca, medeniyetten yana tutarlı davranış, orta yola gelen tutarlı olanlarla sonuna kadar barışın olması, birlikte yaşamın olmasını Allah teşvik etmektedir. Ya, Kur'an'ın anlaşılmasında temel kavram ve onunla bağlantılı olan bütün ayetleri bir araya getirilir. Allah'ın mesajı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama birileri siyasal otoriteye yalakalık yapmak ya da kendilerine çıkar elde etmek ya da farklı nedenlerden dolayı Allah'ın mesajına parçacı yaklaştıkları için bu anlayış da Allah'ın mesajının anlaşılmasını değil, gerçekte niyeti iyi olmayan, çıkar için, makam için, itibar için, şan şöhret için, kitaplarını satmak, kendini takdis etmek için insanların çarpıtmasıdır. Kişinin Allah'tan bahsetmesi, Allah'ın ölçüsünden bahsetmesi, dinden bahsetmesi, o kişinin tutarlı olup olmadığını anlamak için Allah'ın ölçüsüyle, Allah'ın mihenk taşı olarak belirttiği bu Kur'an ile tartılması lazım. Kişi neyden bahsediyor? Kişinin bahsettiği konu gerçekten hakikat midir? Yoksa hakikatin üzerine hakikat gömleğini kullanarak kendi çıkarcı felsefesi, mantığı, beklentisini hakikat gibi gösterme çabası mıdır? Yani batıl niyetine hakikat gömleğini geçirerek birilerini aldatma derdinde midir kişi? Bunu anlamak için Allah'ın ölçüsünü bilmek, Allah'ın ölçüsüyle tartmak kişiyi doğru yola, doğru sonuca ulaştırır. Evet, Allah'ın kitabının açık olduğunun delili olarak ayetlere devam edelim. 18'e 22, 16'ya baktığımızda ona apaçık ayetler olarak indirdik. Allah dileyen kimseye doğru yolu gösterir. Evet, burada Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetlerini apaçık belirtmiştir, anlaşılır kılmıştır ve kişinin iman etmesi olayına baktığımızda Allah dileyen kimseye doğru yolu gösterir. Klasik anlayışa göre kader Allah'ın yazmasıdır. Kader Allah'ın takdiridir. Allah'ın yazdığı doğrultuda kişinin kaderi oluşur tarzı söylem var ama işin gerçeğinde kader de kişinin dilemesi, yani kişinin çabası, gayreti, arzulaması, istemesi sonucunda bir sonuca kişi ortaya çıkar.
Yani Allah kişiye akıl vermiş, kişinin aklını kullanması, ilim sahibi olması ve Allah'ın verdiği güç ve kudret ile kişinin tercih yapması, kişinin kendisine bırakılmış olan bir ölçüdür. Sünnetullah kapsamında baktığımızda birey, aile ve toplum kapsamında da Allah'ın kuralları var. Allah insanı muhteşem yaratmış. Kişi aklını ve iradesini kullanarak dinden yana tercih yapar ya da dine sırtını döner, küfürden yana kişi tercih yapar. Bu konuda Allah insanları özgür bırakmıştır. Ama birileri almış, bu mesajı çarpıtmıştır. Kur'an'da açık açık belirtildiği halde bu konuyla ilgili ayetler bir araya getirdiğinde gerçek mesaj görülmektedir. Ama insanlar ne yapmışlar? Emevi ve Abbasi zihniyetine hizmet etmek için birileri Allah'ın ölçüsünü çarpıtmıştır. 24-34'e baktığımızda ve andolsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sahipleri için bir öğütler indirdik. Evet, Allah'ın ölçüsü öğüttür, yol göstericidir, en güzel şekilde kişiyi, aileyi, toplumunu inşa etmektir. Bir medeniyet oluşturmak, ahlak merkezli, güzel ahlak merkezli olarak toplumun inşa olması. Bir diğer ayet 2'ye 99'a baktığımızda andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Ancak onları fasık olanlar inkar ederler. Evet, apaçık ayetler Allah'ın ölçüsünde görülmektedir. 11'e 1 ayete baktığımızda Elif Lamra bu yasa sahibi her şeyden haberdar olan tarafından da ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Evet, sünnetullah kapsamında hayatın her tarafında yasa, ölçü ve kurallar var. Kitabın kendisinde ise ölçüsü, Allah'ın ölçüsü, insanların anlaması doğrultusunda, insanların orta seviyedeki bir insanı baz alalım, Allah anlaşılır kitap indirmiştir. Zor kitap indirmemiştir. Kolay, anlaşılır, tafsilatlı, ayan beyan, mübin olan bir kitap indirmiştir Allah. 24'e 1'e baktığımızda bu indirip farz kıldığımız bir suredir. Onda beyanat ayetler ortaya koyduk. Umulur ki öğüt alırsınız. Beyinat, ayan, beyan, açık olan, Kur'an'ın mesajının açık bulunması, anlaşılır olmasıdır, mübin olması. Kendisi, kendi varlığıyla açık olan. 43'e 44'e baktığımızda o senin için de halkın için de bir öğüttür. Siz ondan sorulacaksınız. Evet. Müslümanın tabi olduğu ve Müslümanın hesaba çekileceği tek kitap Allah'ın kitabıdır. Bir diğer ayete baktığımızda 6'ya 126. Rabbinin dost doğru yolu işte budur. Gerçekten öğüt alan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Allah'ın ölçüsünde ayetler açıktır, açıklanmıştır. İnananlara yol göstermektedir. Müslümanın anlam dünyasını Allah inşa etmektedir. Müslümanın ferasetini, bakış açısını, perspektifini Allah şekillendirmektedir. 15'e 1'e baktığımızda Elif, Lam, Ra işte bunlar kitabın ve gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an ayetleridir. Evet, birçok ayette Allah kitabında mesajın açık, apaçık olduğunu belirtmekte. 24'e 46'ya baktığımızda andolsun ki apaçık ayetler indirdik. Allah dileyen kimseyi dost doğru yola iletir. Yine aynı şekilde kader konusunda belirtildiği gibi Allah dileyene hakikati, gerçeği gösterir. Dost doğru yolu göstermektedir. Evet, devam ediyoruz. Konumuza baktığımızda Kur'an'da bu ayetlere benzer yüzlerce ayet bulunmaktadır. Görüldüğü gibi Kur'an kendisinin anlaşılır olduğunu söyleyerek biz onu anlayamayız düşüncesinin yanlışlığı ortaya koymaktadır. Şu soruyu sormak gerekmektedir. Kur'an mı doğru söylüyor yoksa onu anlayamayız diyenler mi? Evet, Allah'ın mesajı mı açık yoksa insanların söylediği Allah'ın